Bir sırada bir sürpriz var. Kapı açılsın. Kim olabilir bu hanımefendi? Merhaba. Sibel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alacağım seni. Sibel Hanım, Dila'nın üvey annesi. Teşekkür ederiz. Dila, nasıl aranız? Biz kardeş gibiyiz, arkadaş gibiyiz üvey annemle. Bir öpmedin, bir hoş geldin demedin. Şok oldum abla biraz. Şok yüzden... oldun, hadi kalk bakalım. Ağladın mı? Yok. Doğukan'ı ben Dilan'a uygun görmüyorum işin açığı. Neden dolayı? Bir mesleği yok. Kusura bakma ben gerçekleri bir konuşurum her zaman. Bir sürü mesleği var çocuğun ya. Çok çalışkan bir çocuk bu. Sürekli boşta. Ben Dilan'la hiçbir zaman bağlantıyı koparmadım telefonda olsun. Yani bu yaşına gelene kadar her zaman iletişim içerisinde oldum. Çocuk esirgeme kurumunda kaldığı süreçte annesine babasına yasak olduğu halde ben de çocuk esirgeme kurumunda kaldığım için belirli kişilerle görüşüp Dilan'ın her zaman yanında oldum. Her bir şeyden haberim var. Sürekli sokakta kalıyorlar. Sürekli evsiz barksız kalıyorlar. Yani Doğukan ona bir şey veremiyor. Sen Dilan'a bir ev... Özür dileyerek söylüyorum bunu dile getirmek istemezdim ama... Güzel bir eşya, güzel olmasa da bir eşya, bir ev, bir düzen, bir yuva veremiyorsun. Senin şu anda çocuğun nerede? Benim çocuğum şu an yurtta. Ya ben de kusur ararken bir de bir kendi kızınızla bir kusur arayın bakalım ne elde edeceksiniz. Yengemin yanına gidip gelince böyle oldu abla. Ben yengemin yanına kalmak istemiyordum. Doğukan'ı istemesem buraya kaçarak, gece onlar uyuduğunda evden gizlice çıkarak gelmezdim. Tamam, siz bugüne kadar benim bütün... Çalışmalarımı hep yargıladınız, hep beni dışladınız, hep hatayı bende aradınız. Ben de sizden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Şimdi tek bir şey istiyorum. Rica etsem kızınızın bana karşı olan sadakatini bir yargılasanıza. Abla benim ona karşı ne sadakatsizliğim olduysa bak yanındayım. Tüm Türkiye burada, sen buradasın abla söylesin. Ben ne yapmışım sadakatsizlik? Ben dışarıda kaldım hamile halimle. Kuru ekmek yedim, yemediğim günler oldu. Bu ya... O ben hamile halimle karnım 9 aylıkken ben dağlara çıkıp koyun güttüm ya. Sen de böyle bir pişmanlık gördüm çocuğum ya. Bir şey var sende. Ne oldu annem? Abla söylemek istemiyorum. Vallahi kusura bakmayın özür diliyorum ama söylemek istemiyorum. Dilan. Doğukan söylesene niye söylemiyorsun? Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda. Ben sizi dün barıştırdım. Bugün yine yüzünüz asık. Neden? Abla dün burada barıştırdıktan sonra Doğukan şu kapıdan dışarıya çıktığında tavrı hala aynıydı. Sadece yayın içinde barışmış gibi göründü. Doğukan niye? Neden öyle oldu? Abla şimdi ben sizi kırmak istemedim. Yani sizi çok seviyorum. Allah razı olsun sizden ablam. Ben de seni seviyorum. Allah razı olsun ablam. Şimdi İlan'ı da ister çok istemez. Seviyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum. Sağ olun ablam. Şimdi ister istemez ben hani bir o dün söylediğim şeyden dolayı hani ister istemez benim içimde hala bir şey var yani. Bir çekingenlik var, bir üzüntü var, bir sıkıntı var yani benim içimde. Neyle ilgili ama bu? Abla işte dedim güven. Güven. Dilan senin güvenini sarsacak. Ne yaptı annem? Ablam kısa netini söyleyeyim sosyal medya. Sosyal medya. Aynen. Allah kahretsin şu sosyal medyayı. Ne yaptın Dilan sosyal medya? Abla bak ben bir şey yapmadım. Ben bunu ona karşı da söyledim. O ısrarla ben bunu gördüm ben bunu gördüm deyip duruyor. Bak ben bunu tüm Türkiye'nin önünde de söylüyorum. Akşamki çekimde ben kimsenin yanından ayrılmadım. Seyirciler de burada.
Arkadaki çalışan ablalarım, abilerim de orada. Kimsenin yanından ayrılmadım. Benim telefonumun şarjı yoktu. 17.35'te biz daha içeriye alınmadan 17.35'te ben biriyle konuşmuşum. Evet, beni aradı o kişi. Doğru. Ben meşgule attım ve aramamasını canlı yayına girip söyledim. Ve Doğukan'ın yanlış anlayacağını bildiğim için... Kim o? Doğukan'ın tanıdığı biri mi? Hayır, yabancı, tanımıyoruz biz. Telefonu nereden buldu seni? Telefon değil, sosyal medya. Sosyal medyadan evet. arıyor. Abla, şimdi ben gördüm onu. Şimdi ben dedim ki Dilan benim eşimdir de. Tamam. Dedim, o hesabı ikimiz beraber kullanıyoruz. Evet. Dedim benim eşimdir, dedim gizlemez saklamaz, ekran görüntüsü almadım ben. Dedim belki bana söyler, ben söylemeden, sormadan. Abla bir baktım mesajları silmiş. Bak Allah işte. Önce bana diyor ki, ben yanlışlıkla elim değmiş, ben hemen kapatmışım. Ondan sonra da bana diyor ki ben aramamışım. O ben aramış, yanlışlıkla elimi değdim, kapattım diye bir şey söylemedim bak Doğukan. Biz bu tartışmayı kulisteyken yaptık. Ben sana dedim ki o beni aradı, ben meşgule attım dedim. Bir de senin dediğin şey de çok çelişiyor bak. Biz saat 17.35'te güvenliğin kapısının önünde içeriye girmeyi bekliyorduk. O saat, o saat. Orada güvenlikler var, bir sürü bekleyen izleyiciler şeyler Dilan, var. Ben nasıl konuşabilirim o saatte orada? Ben asla ve asla ne iftira atarım. Yani kendi gözümle görmediğim şeye, kendi kulağımla duymadığım şeye de ne söylerim ne de inanırım. Ben kendi gözümle gördüğüm için... Bir sürü insan görüyor. Ben kulisten bir yere çıkıyorsam, ben bir telefonu elime alıyorsam, makyaj sırasında, giyim sırasında alıyorsam birisi gelsin bana söylesin burada. Ben sana söyleyeyim, birisinin söylemesine gerek yok. İhtiyacını görmek için lavaboya gittiğin zaman bile telefon elinde. Daha burada önce hiç değil, böyle evdeki. Bir tartışma oldu mu aranızda? Yok ablam, olmadı. Daha bir de abla böyle beni yargılıyor. Ben söylemeyecektim normalde. Bugün sosyal medyadan bir tane kadınla konuşmasını gördüm. Benim derdimi ona anlatıyor ve onunla dertleşiyor. Ve benle dertleştiğinden daha samimi bir şekilde dertleşiyor. Ben kadına bunu neden yaptın? Yaşından başından utanmıyor musun dediğim zaman kadının bana dediği cümle şu. Senin kocan bana senin hakkında bunu söyledi. Asla. Benim orada utkum tutuldu. Mesajlar duruyor. Kadın utkum tutuldu. Ben kadına cevap verecek bir hak bulamadım kendimde. Kadın benim annemin yaşında. Benim o kadar zoruma gitti ki annem yaşında ama paylaşımlarını görmedin mi? Ben senin gibi mesajları sildim mi? Nelerle paylaşım yapmış o kadın, gördün mü sen? Ben senin gibi. Bak ben senin gibi mesaj... Ben... Dilan. Dur. Dilan. Şuraya gel önce. Temas yok. Konuşun şimdi. Heh. Abla ben yazmadım demiyorum. Ben zaten o hesabı beraber kullanıyoruz. Ben bile bile yazdım. Kadın bana sordu. Bak benim lafımı kesme. Bak benim canımı çok sıkıyorsun, lafımı kesme. Evet. Ben o mesajları görsün diye, yani görüyor, biliyorum. Ben bile bile yazdım. Kadın bana sordu, ben de doluyum. Sen beni sık boğaz et... O kadına dertleştiğin gibi hiçbir zaman bana dertleşmedin. Sen bana o imkanı verdin mi? Ben sana çok imkan verdim. Her zaman karşıma alıp seni ciddi bir şekilde dertleşmek istedim. Abla bana bağırmazsın. Sen bu bağırmayla hiçbir yere barınamazsın. Barınamazsın. Sosyal medyadaki herkese desin ki ben ona emir veriyorum, tamam mı? Hepiniz böyle söyleyin. Ancak boş boş yorum yaparsınız. Çekemiyorsunuz çünkü sevgimizi. O kadınlar var ya, senin konuştuğun kadınlar çekemiyor. Sen de onlara cevap veriyorsun. Ben bunu hak ediyorum ya. Sen bir kere benim kafamı omzuna koyup da ben bunu yaşadım deyip ağladın mı? Ha? Ben ağladığım zaman ben seni tek bırakamam dedin ama benle hiçbir zaman dertleşmedin. İstemedin çünkü. Hala iftira atmaya devam ediyorsun. İftira atmıyorum. Bak burada bir sürü insan var. Gelip ben kulisten çıktıysam, konuştuysam gelip bana söylesinler diyorum. Dilan, adamlar senin kafanda böyle bekleyecek mi sen telefonla konuşuyor mu konuşmuyor mu diye? Bir sürü insan var. Dilan, insanlar seni mi takip edecek ablam Allah için? Hazırlanmaktan kafamızı mı kaldırabiliyoruz? Bir de hiçbir yer kalmadı, ev kalmadı, başka yer kalmadı. Burada mı yapacağım? Ya bak, ne oldu, size nazar mı değdi ya? Önce bağırmadan konuş. Ne oldu aşk? Abla bak, önce bunu bahane ediyor, bu konuşmayı bahane ediyor. Ondan sonra burada yengeme gittiğimi bahane ediyor. Ondan sonra bunlar kapıyı kapatmamı bahane ediyor. Bunlar Doğukan'ın bahanesi mi? Evet bak, önce diyor ki ben sana şundan dolayı sinirliyim diyor. Hı.
Arası mesela dün dedi ki yengenden dolayı sinirliyim, kapıdan dolayı sinirliyim dedi. Bugün bundan dolayı sinirliyim dedi. Otele gitsek başka bir şeyden dolayı sinirliyim der. Bir türlü karar veremiyor. Karar veremiyor. Neye bahane bulacağına karar veremiyor. Bana ayrılacaksan açık ve net söyle. Dilan, benim canımı bu şekilde yakma. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak 84 milyon insanın gözünün önünde söylüyorum. Ben senden korkmam. Korkma, ben senin, bak ben bir dakika korkma, beni bir dinle. Beni bir dinle sana. Bak bağırma. Bak bana bağırma. Bana evet, karşı güzel bak, ben sana karşı düzgün konuşuyorum. Abla konuşuyorum. Burada güzel konuşuyor. Siz onun otelde görüyor musunuz? Ben konuştuğum zaman bana boş konuşuyorsun diye bir tane fırsat abla, bile ben, vermiyor. Abla ben dün akşam Allah yukarıda şahit. Evet. İki saat Dilan'a dil döktüm. Dilan bak beni çok sık boğaz ediyorsun. Dilan böyle yani inatçı olma, beni sıkma. Ben zaten zor bir hayattan bu yaşıma kadar gelmişim. Evet doğru. Daraltıya gelemem ben dedim. O da zorluktan gelmiş. O da geldi. Hani ben diyorum ki birbirimize anlayış verelim. Evet. Abla bak sen, ben... Dilan bak ben konuşuyorum. Bak, Konuş sözünü bitir, ben çok güzel bir şey söyleyeceğim. Önce bir saygıyı da öğren. Tamam sen sözünü bitir ben çok güzel bir şey söyleyeceğim. Dilan sen bu inatla devam edersen hiçbir şey yapamazsın. Ya dedim bir iki gün afanı dinle. Hani dedim diyor ki diyor sen benden soğudun mu? Vallahi ben açık açık söyledim. Dedim ki dedim senin bu hareketlerinden dolayı ben senden soğudum dedim. Soğudum demek seni sevmiyorum demek. Bunu bana burada bak, da söylüyorsan kes, ben... çek git. Bak lafımı kesme benim canımı sıkma. Çek bak, git bak, o zaman benim canımı benden soğuduysan. Bir dakika. Sakin ol annem. Sakin konuş. Ben konuşuyorum da. Konuşabilmeyi bilmelisiniz yani. Heh. Konuşarak anlaşın. Abla bak mesela ben sizinle konuşuyorum. Ortaya atlıyor lafımı kesiyor. Şimdi abla ben açık o açık... O doldu kaç gündür doldu da ondan. He, ama gerçekten abla ben kötü bir şey de demedim. Kötü bir şey hiçbir zaman demiyorsun sen. Oğlum ben sana dedim iki gün dinlen. Doğru. Beni bağırtma. Tek kalınca kendi ben sana iyi dedim gelmiyorum. İki gün.